Efendim 5 dakikadan herkese merhabalar. Anadolu'da milattan önce 2300'lü yıllarda izlerine rastlanmaya başlayan ve yaklaşık 1500 yıl kadar süren bir müddet içerisinde Anadolu kültürüne etkiler yapan Luvilerin Anadolu'ya Kafkasya veya Balkanlar üzerinden göç eden bir halk olduğu varsayılır. Hititler ve Akatlar gibi Anadolu'nun bilinen en eski uygarlıklarından da eski oldukları kabul edilen ve bu iki medeniyete de dil ve kültür yönünden etki yaptıkları kanıtlanmış olan Luvi halkının mevcudiyeti 1906 yılında Hititler üzerinde yapılan arkeolojik çalışmalarla tespit edildi. Hitit diline ve Hitit çivi yazısına da kaynaklık ettiği anlaşılan Luvice dilinin Proto Anadolu dilleri arasında en eskisi olduğu kabul edilir. Hitit kaynakları Luvi kelimesinin ışık ya da parıltı anlamına geldiğini söyler. Luvi ülkesinin Hititlerin güney komşusu olduğu, İç Anadolu'da Konya, Kayseri, Maraş civarında olduğu bilinir. Ancak Luvilerin baskın dilleri, çivi yazısını kullanmaları, Anadolu'nun en köklü ve yaygın kültürünü oluşturmaları nedeniyle Hititlerden daha eski olan tarihlerinin Hititler sonrası da güçlü biçimde devam ettiği söylenebilir. Luvi kültürünün Hititler ya da Akatlardan farklı olarak bir bölgeye ya da krallığa ait olmadığını, tam tersine Anadolu uygarlıklarını etkilediğini söylemek de mümkündür. Luvi dilinin inanışlarının Helen uygarlığına da etki yaptığı ve Romalıların bölgeye gelmesine kadar Anadolu kültürüne de hakim olduğu düşünülmektedir. Homeros destanına göre M.Ö. 1184'te meydana gelen Truva Savaşı'nda Anadolu'da yaşayan Luviler ile Helen kökenli Mikenler arasında bir savaşın gerçekleştiğini iddia eden kaynaklar da var. Helen mitolojisi üzerinden günümüze kadar anlatıla gelen Truva efsanesinin yaşandığı dönemde Orta ve Batı Anadolu'da Luvi dilinin konuşulduğu ve baskın Luvi kültürünün korunduğu düşünülüyor. İsim benzerliği nedeniyle bazı kaynaklarda Luvilerin günümüzdeki Alevi kültürünün temelini oluşturduğu söylense de bu konuda elle tutulur, kayda değer bir kanıt bulunmuyor. Zaten ciddiye alınabilir Alevi kaynakları da bunu kabul etmiyor. Çivi yazısının önemini yitirmesi ve arkasından Anadolu'ya Helen ve sonrasında da Pers kültürünün taşınması, geç dönemlerde de Romalıların hakimiyeti ve Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte Luvi kültürünün Anadolu'daki fiili görünürlüğü ortadan tamamen kalktı. Ancak Luvilerin dil, mitoloji, inanış, kültür gibi alanlardaki tortularının kültürel manada yaşamaya devam ettiğini söylemek her şekilde mümkün.